Cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususlardan bir tanesi de şayet cezimli olan harfimiz kutbu cedin harflerinden birisi ise Of, ta, b, ve del harfleri ki bunlar kalgale harfleridir bu beş harften birisi gelirse kalgale yapmamız gerekiyor. Kalgale ne demek? Arapça ifadesiyle tekalkulul mahraç hatta yusma lehu nebratun kaviyye. Yani tekalkulul mahraç mahrecin yani kalgala harfinin mahrecinin çıktığı yerin debreştirilmesidir. Sarsılmasıdır. Çalkalanmasıdır. Yani tutup bırakmak suretiyle şu şekilde tutup bırakmak suretiyle e, harfi bir bakıma hareke veriyormuş gibi, hareke vermeden, hareke veriyormuş gibi tutup bırakmaktır. Bunun ölçüsü ne? Nebra-i kaviyye dediğimiz, kuvvetli bir ses, işitilecek şekilde, işitilecek şekilde bir sestir. Bunu yaparken, şu beş hususa dikkat etmek gerekiyor. Birincisi, kalgale yaptığımız harfin, makablinin harekesini üçte biri kadar hissettirmemiz gerekiyor. Bir kokucuk ama yine hareket vermeden. Mesela eb eb b'de galgale yaptım. Eb demedim. şekte de yapmadım. Eb şekte de yapmadım. Eb galgale. Yani tutup bıraktım. Mahreci dudaklardı. Duda e, kapadım bıraktım. Kapadım bıraktım. Ama bunu yaparken o kadar ustalıkla yapmak gerekiyor ki ebe şeklinde harekeye tamamen bir fetha harekeye de dönmemesi gerekiyor. Eb bu. Dikkat ederseniz bu galgalede makablinin fethi olduğunu hissettiniz. Ebi. Şimdi keşre hissettirdim. Hatalı bir galgale oldu. Ebu. Damme hissettirdim. Bu da hatalı bir galgale burada. Makabli fetha olduğu için fetha hissettirmem gerekiyor. Eb, ib, ub. Doğrusu bu. İkinci husus, galgalelerde çok böyle sert yaparak, köşeli yaparak, veya aşırı şekilde bağırıp mübalağa ederek sonuna sanki bir hemze ekliyormuşuz gibi anlaştırmayacağız. Yani eb, ib, ub şeklinde bakın hepsinde sanki bir hemze eklendi gibi oldu. Gibi değil hatta doğrudan hemze ekledik. Bu da hatadır. Bu hataya da düşmüyoruz. Eb, ib, ub şeklinde. Bir üçüncü husus, tilavet ortasındaki galgale, galgaleyi suradır, küçük galgale. Ama vakıf anındaki galgale ise galgaleyi kübradır. Galgaleyi surayı, galgaleyi kübra gibi yaparsak kesintiler oluşur, duraklamalar oluşur, sekte ve sektecikler yani. Bundan sakınmak gerekiyor. Yani öyle usta bir galgale, ustalıkla bir galgale yapacağız ki tilavetin akıntısı kesintiye uğramayacak yine birinci misallerimizde ayeti kerimeyi e, ayet-i kerime üzerinde söyleyecek olursak laqad halaknal insane fi dikkat ettiyseniz her üçünde de bir duraklama meydana geldi. Neden meydana geldi? Çünkü Kalgale-i Sura yapmam gerekiyordu. kalgale Kübra yaptım. kalgale Kübra yapınca sekte veya sektecikler oluştu. Hatalı uygulanan bir kalgale neticesinde. Doğrusu şu. لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Bakın tilavet kesintiye uğramadan aktı ve sonuna kadar, ayet sonuna kadar geldi. Her üçünde de kalgale-i sura yapmak suretiyle. Kalgale-i kübra vakıf anında olur. ul <laughs> ehad gibi. Bir başka husus, kalgale harfinde şedde yoksa şeddelenmemeli. Yani Leheb suresinin ilk ayetini okuyayım. Tebbet yede ebi lehebim ve teb Bu. Önce şeddeyi belli ediyorum sonra galgale yapıyorum. Neden? Çünkü bu B harfinde şedde var. Ondan dolayı. Bir de son ayetini okuyayım fi cdi hab min ne oldu del şeddelendi del harfinin üzerinde hafif bir oyalanma olursa şeddelemiş oluruz şiddetin mechur harfidir hafif bir oyalanmak şeddeleme sebebiyet verir öyleyse doğrusunu okuyacağız. Mes'ad de şeklinde. Bir başka husus, kalgale yaparken iki harfin arası ayrılma ihtimali daha yüksek. Hani cezimli okumada dikkat edilecek hususlarda bir maddede buna dikkatinizi çekmiştik. İki harfin arasını ayırarak metler oluşturmayalım diye hatırlayın. Bu hataya kalgale yaparken daha çok düşülüyor. Ehad mesad abduhu ve rasuluh diyecek. Ayn ile B arasını ayırıyor. Ayırdığından dolayı da met oluşuyor. Buna da meydan vermeden lem yelinde ve lem yulad değil lam yalid ve lam şeklinde. Bunları izah ettikten sonra ayet-i kerimeler üzerinde bu söylediklerimizi ayet ederek uygulamaya geçebiliriz. Birinci ayeti okuyorum. Laqad halaqnal insane fi ahsani <laughs> taqwim. Doğrusu bu. Hatalı olan ise laqad khalaqo nel insana fi ahsani taqwim. Her üç galgalede hatalı oldu. Hatanın sebebi ise Galgale-i Sura yapmam gerekiyordu. Galgale-i Kübra yaptım. Thumma radadnahu asfala safilin. Yine burada radadnahu derken galgalemiz var. Radad Nahu diye sekte yapmadan. Radedinehu bu da hareke vermek, bu da hata, böyle de yapmadan. Râdâdi, <laughs> makabli kesri olduğu anlaştır, anlaşıldı. Halbuki makabli fethadır, fetha anlaştırmamız gerekiyor. de, de, de. sanki de diyormuş gibi ama demiyoruz. de. bir daha yapıyorum şimdi. Thum <laughs> ma radadnahu asfala safilin iqra hatalı bir kalbele her ikisi de hatalı ne yaptım hem galgalayı kübra yaptım galgale Kübra yaptığım için sekteler oluştu sekte oluştu. Hem de biraz aşırı yaptığım için, köşeli yaptığım için hemze eklendi. Bunların hiçbirisi olmayacak. Doğrusu şu. İkra bismi Rabbin kellezi halaku Bir daha okuyorum doğrusunu. İkra bismi Rabbin بِكَ الَّذِي خَلَقُ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقُ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقُ طور مِنْ عَلَقُ şeklinde yapılırsa şeddelemiş oluruz hata. Bu hataya düşmüyoruz. Bir daha okuyorum. Halakol insane min alaka vel adiyat dabha وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا Doğrusu bu. وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا Bu hatalı. Neden hatalı? Galgale kübra yaptım ve bundan dolayı da sekte oluştu. Doğrusunu bir daha okuyorum. وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا murriye on bu felmurye on doğrusu bu Fel bu felmurriye onda yine galgara Kübra yaptım ve bundan dolayı sekte oluştu

ha şeklinde şekte yaparak değil. Doğrusunu bir daha okuyorum. Fel-mughirati subha tebbet yada abi lahabin ve tebb ve ya doğrusu bu şimdi burada önce şedde belli ediliyor sonra galbele yapılıyor Tab olmayacak Tab önce şeddeyi baştaki kelime gibi o miktarda B harfinin üzerinde oyalanmak suretiyle. Teb, bet, ve teb, be. Teb, bet. Burada ne kadar oyalandık? Ve teb, de o kadar oyalanıyoruz. Şedde belli oluyor. Ondan sonra galgale yapıyoruz. Ve teb, yanlış. Bir daha okuyorum. تبت يدا أبي لهب وتب حمالة الحطب حمالة الحطب طور سبو طبو Da olmayacak. B kalınlaşmayacak. Dabi şeklinde kesre hissettirmememiz gerekiyor. Da harfi fethadır. Fethadan biraz kokucuk, galgaleye bulaştırmamız gerekiyor. Dabi. B, B değil. B, B değil. B, B olacak. Dabi. Dabi. Kabbi'nin fethi olduğunu bu şekilde ustalıkla hissettirmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum şimdi. Hammaletel hatab fi cidiha hablum min mesed Doğrusu bu. Hablum min mesed mesed bunlar hep yanlış. Doğrusunu bir daha okuyoruz. Fi cidi hablum min mesed. Şimdi İhlas Suresi'ndeki galgaleleri bir arada yapıyorum. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تُرْسِبُهُ Şimdi bir de yanlış okuyacağım. Siz yanlışları görme ve duyma çalışın, tespit edin. Kul Allah ehad Allahu samed, Lem yelid <Sessizlik> ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Buradaki hatalı galgalelere beraber göz atalım. قُلْ هُوَ اللّٰهُ Dedim. Hata. Birinci hata. Neden? del harfinin ma kablindeki ha fethalıydı. O fethayı üçte biri kadar hissettirmem gerekiyordu. Halbuki ben kesre hissettirdim. E di, di, di şeklinde. Diğer hata lem de hem hemze ekledim hem de galgale kübra yaptığım için ne oldu? Sekte oluştu. Hata üstüne hata. Hata içinde hata. Halbuki Galgale'yi sura yapmam gerekiyordu. Galgale'yi sura yapsaydım hem duraklama olmazdı, sekte oluşmazdı hem de sonuna bir hemze eklenmemiş olurdu. Yine aynı şekilde en sonunda ehad şeklinde damme olduğunu hissettirdim. Halbuki delin kendi e, har e, harekesi damme ama ona bakmıyoruz, makabrine bakıyoruz, sakin çünkü makabinde ki harfimiz fethalı olduğu için onu hissettirmek gerekiyordu. Evet bu hatalara düşmeden bir daha okuyorum. Kul <Kül> huvallahu ehad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad ولم يكن له كفوا احد